Sevgili seyirciler, Efsaneler ve Hikayeler programında bu haftaki konuğumuz Seat Halilegic'e futbolla ilgilenenler hatırlarlar. İstanbulspor, Beşiktaş ve Adanaspor formalarını giydi. Beşiktaş'ın özellikle o 2000'li dönemde Scala'yla hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde farklı kazandığı maçlarda Halilegic de vardı. Tabii Halilegic'i iyi hatırlıyoruz. Futbol hayatı burada oynarken, Beşiktaş'ta top koştururken sakatlığından dolayı Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kalmıştı. Beşiktaş onu göndermişti ama Adanaspor'da futbol hayatına devam etti. Ardından da futbol yaşantısı sona erdi. Kitaplar yazıyor. Geçtiğimiz senelerde 1,5 yıl Beşiktaş altyapısında koordinatör olarak çalıştı. Ve teknik direktörlük, antrenörlük için de diplomalarını aldı. Şu anda görev bekliyor. Kendisiyle güzel bir sohbet yapmayı umuyoruz. Hoş geldin Halilegic. Hoş bulduk Atkı. Nasıl, güzel yaptın mı açılışı? Çok güzel. Yani ben de bu kadar beklemedim. Nereden başlayalım? Kitaplardan başlayalım. Üç tane Yani nereden yazdın, isterse kitabın var. başlayabiliriz. Şimdi daha fazla var aslında. Bu benim buraya getirdiğim üç tane kitap. Kaç tane Ama kitap yazdın? toplam altı tane Altı çıkmış. kitap. Altı. Yani beş tane şiir kitabı. Bir de bu özel bir proje olarak 20 senelik benim futbol kariyerimi, futbol felsefesimi koyduk kitapta. Hem düşüncelerin, hem fotoğrafların, Evet. eskiden kalan röportajlar. Medyaya bağlı söyleşileri koyduk. Futbol hayatı koyduk. 20 senelik 11 kısa hikayeyle başladık. Sonra röportajlarla sonra da 11 tane şiir yazdık. Öyle bir kitap çıktı. İki tane kısa film de yaptırdım ben. Bir tanesinden Gerisayım diye bir tanesi. Rusya'da bir ödül aldık. Ödül aldın. Vay Evet vay vay vay. ya. Çok güzel. Alışık olmadığımız futbolcu tarzı. Kitap Evet. yazan, şiir yazan, kısa film yapan ve Rusya'da ödül alan. Ya evet bravo. Süper Halilegic. Ya Harika. zaten Tebrik geldiğimizde ederim. işte böyle bantlı dikkati çektik insanların. Tabii. Bant taktım ya Tabii kafanda bant kafamda. vardı. Saç işte orada Kızılderili ruhu falan yansıtmak Seviyorsun istedik. Kızılderilileri değil mi? Tabii. O çocukluğumdan beri büyük bir aşk. Aşkla. Motosiklete biniyordun. Motosiklet biniyorduk. Yani öyle motosikleti at olarak görüyorduk falan. Vay 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 Yani vay, çok iyi. farklı farklı yaklaşımımız vardı yani. Türkiye geliş hikayen nasıl oldu? Sırbistan'daydın. Sonra bir Gaziantep'e denenmeye geldin. Sonra Galatasaray, ardından da Mustafa Hocalı, Kocaelispor 3 takıma gittin. Olmadı mı ya da neden olmadı? 1992'de Yugoslavya'da savaş başladı. İç Evet. savaşı. Ülke dağıldı. Şimdi orada kaos oluşturduktan sonra biz de başladık böyle bir Kulüp aramaya. kurup alamaya. 92 senesinde Türkiye'ye geldim ilk defa. Birisi beni Galatasaray'a götürdü. Tanıdıklar var falan falan dedi. Hayrettin abi vardır Evet evet kaleci. O da kaleci Hayret. Boşnak diye falan yanaştı bize. Anlattı yani çok zordur yapamıyoruz falan falan. Zaten öyle bir girdik Florya'ya çıktık yani başka bir Çıktın. şey yoktu Girmenle çıkman bir yani oldu. öyle bir Galatasaray'ın tesisi gördük diyebiliriz. Evet. Sonra bir yol buldum Sırbistan'da kaldım orada oynamaya başladım. 95 senesine kadar Vojvodina takımda oynuyordum. 95 senesinde gene Türkiye'ye dönmeye başladım. Hep bir hayalde, bir hedefte Yani Türkiye var. ya ilahi hayal değil olmuş sanki tek bir yol olmuş. Ha, tek bir yol. Batıya doğru gidemiyoruz. Türkiye'ye gidebiliriz diye zaten akrabalar var belki bizim için daha uygun olacak diye. Zaten küçükken İstanbul'a çok geliyordum ben. Çok geliyordu. Özellikle bizim akrabalığımız Şişhane'de yaşıyordu, Maşallah. Küçükçekmece'de yaşıyordu. Taksim bölgesini yani küçükten beri Ha, biliyorsun yani, biliyordum hakimsin. yani oradan o sokakları falan bilmiyorduk ki İstanbul'a gelip oynayacağız diye. O da Doğru. ilginç bir kadır yani. Neyse 95'te başladık. İlk olarak Gaziantep'e gideceğiz diye bir Kim kampa. vardı Antep'te? Allah rahmetli Sakip Özbek Özbek. hocamız bana dediler ki bir hafta kalacaksın burada kendini göstermeye çalış falan falan. Zaten bir günden sonra beni gönderdiler. Gönderdiler, Herhalde beğenmediler ne yapacağız? beğenmediler. Haklılar mıydı? Valla bence haklı değiller. Haklı Sonra değiller. gösterdik onu. Ha. Ama neyse öyle bir durum oldu neyse. Sonra geri döndüm Vojvodina takımında. Oynamaya devam ettin. Ama orada ritmi kaybettik. Kampa katılmadık. Geç antrenmanlarla başladık. Hoca bir iki tane maçta şans verdi. Ben sakatlandım orada da. Gene bir mola yapmak zorunda kaldım. Ara Falan verdin. falan dediğim bu hiçbir şey gitmiyor bu 95 senesinde ne yapayım falan. Gene bir
şans deneyim şey Türkiye'ye. Sonra o zaman Galatasaray'a geldik. Aralık ayında 92'de gitmişsin, olmamıştı. 95'te bir 91, daha geldim. 91 ya geldim bir kez daha. Ne oldu işte? Sunes var. Sunes var. O zaman sportif menajeri falan şey Adnan Sezgin de vardı. Başkan Alp Yalman. Alp Yalman. Ahmet Akçan şey zaten yardımcıydı. Yardımcı. Şey Sunes'in yardımcıydı. Bana dediler ki işte çıkacaksın antrenmanlara falan. Neyse birkaç gün şeyin var. Bakalım. Ben de çıktım antrenmanlara. Bu sefer kendimi iyi gösterdim. Zaten sonra dediler ki bir maç oyna. Gazi Osman Paşa'ya karşı oynadık bir maçı. 3-1 yendik. Neyse ben de orada libero pozisyonda oynuyordum. Gazeteden çıkan yorumlar bu kitapta da koydum. Halilagic sınıf geçti falan falan yazıyorlar. Ben de mutlu oldum. Dedim herhalde kalırım. Yani öyle. Ama kalamadın. Bir ay civarında orada antrenmana çıkıyorduk falan falan. Biraz en sonunda olmamış. Ama. En sonunda olmamış. Yani Van Gobel geldi aldılar falan. Muhtemelen yabancı statüsünde olduğun için almamışlardır. Olabilir. O zaman kısıtlı oldu. 3 yabancı oyuncu oynayabilirdi. Biz de o zaman yani kimse tanımıyordu bizi. Yani Vojvodina takımı Sırbistan'da oynuyor. Sırbistan o zaman ambargo altısında. Çıkamıyoruz UEFA'lara. Hiç oynayamıyoruz. İzin yok UEFA'dan. Zaten işte 2-3 sene orada sürekli UEFA'ya katılacağız, katılmadık diye bizi kimse tanımadı. Tamam, yani. Doğru. Neyse sonra yeni bir şekilde kanıtlamaya çalıştık kendimizi. Olmamış bu Galatasaray. O zaman Safi Sıcaklı var. Galatasaray'da oynuyor. Yarım sezonda Kocaeli'ye geçiyor. Adam bana diyor ki ben seni götüreyim oraya. Belki Mustafa Denizli beğenir. Hocamız beğenir. Kalırsın orada. Neyse orada onların kampı var. Yani bir kamp vardı o zaman. Mustafa kurdu. Hoca, Hikmet Hoca ile beraber mi? Hikmet Hoca onun yardımcısıydı. Yardımcısıydı. Yani öyle bir ekibe katıldık diyelim. Ama gene başarılı olamadık. Ne kadar denendin? Yani 3 ay civarında. 3 ay denendin. Tabii ama o zaman ama bir şey söyleyeyim mi? 1 ay Galatasaray, 3 ay Koca. Kimse 1 ay 3 ay denemez. Muhtemelen beğenmişlerdi. Sonra demişlerdi ki yabancı hakkımızı Allegiant'a kullanmayalım. Şimdi başka bir sebep olabilir. Galatasaray'da denemeye gittiğimde bir kampanyası başladı. Bosna Hersek'ten, Sırbistan'dan falan Müslüman futbolcular gelsin. Burada vatandaşlık verelim, oynasın domestik oyuncular olarak. Yani Türk statüsünde oynamak. O da benim için çekici oldu. Zaten tabii, kolaylık. Tabii. Ama ilk olarak bilmiyordum uzun süreceğini bu şey dönem. Ne kadar da aldın statüyü? Sonra da anladık ki aslında bir senelik aslında o kadar da uzun değil. Çünkü ha. Sonraki kurallara göre 5 sene lazım oldu. Doğru. Bir vatandaşlık şey almak için. Sonra dedim ne yapacağım? Gene Gençler Birliği denemeye gittim. Ha Gençler Birliği'ne gittin. Yani. Ya, hadi onu da deneyeyim. Yani. Orada, orada da 5 gün kaldık. Ha 5 gün kaldı. O zaman Afrika'dan gelen bir sürü oyuncu geldi. O Moshe Kusekona. Onlar daha önce bir başka sonra hatırlamıyorum şimdi isimleri bir forvet şey oldu kuvvetli neyse. Kaldım. Ya böyle birisi düşüyor. En sonunda 5 kişi arasında kaldım ben. Gene umut doğdu ama gene de bir şey olmadı. Yani 3 kişiyi aldılar. 3 kişiyi aldılar. Biz devre dışı kaldık. Neyse o da başarısız olmuş. Sonra ben düşünüyorum kendimi dediğim vay be adım seni kimse istemiyor. Hatta bir kere gittik. 4 Sarıyer'e gittik. Bak Sarıyer'e gittik. 5 takım mı oldu? O zaman hocamız şey Yılmaz Vural. Yani Sarıyer'in son Süper Lig'de o zaman 1. Lig'de son sezon kaldı. Ya sen 5 takıma gittin 5'inde denendin ve kimse beğenmedin. Bak Sarıyer'e denememiş oldum. Doğru mu söyledim? Evet. Zaten Vural Hoca dedi ki ya oynamıyorsun 1 sene civarında nasıl alırım tabii seni şey sonra. Yabancı olarak falan alamıyorum falan. Tamam alamıyorsunuz ne yapacağım? Yani öylesine ayrıldık. Sonra ben kendimi düşünmeye başladım. Dedim Kadir sen denemeye gidiyorsun. Zaten hazır olmadığın duruma gidiyorsun. Orada birkaç antrenman yapıyorsun. Hemen
Sakat. Kas ağrıları başlıyor. Doğru. Başladım biraz dedim bir deneyim yani karın kaslar biraz yapayım şey yapayım. Ben 20 tane yapamıyorum. 20 tane yapamıyorum. Öyle bir duruma düştük. Kim alır seni dedim. Yani kendime işte böyle şey diyalog kurdum yani. Dedim sen ciddi antrenman başlamazsan hiç şansın yok. Ne yaptım o zaman? O zaman kendimi kilitledim evde. Başladım antrenmanlarla. Evde. Yani, evin yani içinde evde, mi? Ev içinde karın kaslar. Diyelim ki iki yaptım. Ondan sonra başladım koşmaya. Ataköy. Zaten orada Ataköy'de birkaç tane yer var. Orada o parklar var ya. Oraya yokuşlar, galeriyanın oralarda. Oraya geçtiğim zaman oradan hemen hatırlıyorum. Diyorum ki abi buradan şey yokuşlarda sprint yapıyordum. O zaman o Azerbaycan Parkı var diye bir evet. Şey var. Neyse. Başladım ilk ay civarında, 3 ay civarında aslında kendime antrenman yaptım. Koşu falan. 96'ya girdik mi? 96 zaten bu. 96. Neyse Eylül, Ekim falan bunlar. Zaten vatandaşlık bekliyoruz. Bekliyor. Orada prosedürler sürüyor. Dedim artık 2-3 ay topsuz çalışıyorum. Bir yere gitmem lazım. Biraz topla çalışayım. Nereye gideceğim? Yıldırım Bosna'ya gittim. Bayrampaşa'da. Dediler ki tamam antrenmana çık falan. Onlar zaten düşünüyordu. Çünkü onlar amatör takımında. İki tane yabancı oyuncu oynayabilir orada. Oynayabilir. Bir tane Bulgaristan'dan vardı bir oyuncu. Bir de beni düşündüler belki onlar. Ben o zaman Yıldırım Bosna'yı düşük seviye olarak görüyorum. Gitmemiş. Yani gitmek istemiyorum, oynamak istemiyorum orada. Yani amatör takımda toprakta oynanıyor, çim yok, bilmem ne falan. Yugoslavya'da milli takım oldum, genç milli takımda oynuyordum. Sonra birinci ligde önemli takımda oynuyordum. Yani bu kadar mı düşeceğim yani amatör takımda oynamak zorunda kalacağım falan. Zaten bonservisi var. Çok para ödenmesi gerekiyor orada. O zaman 150 bin mark, Alman markı. En sonunda bunlara da söyledim. Siz ödeyebilirsiniz, ödeyin ama ödemezsiniz siz bu kadar. Bu bir. İkincisi de ben de şey oynamak istemiyorum burada bilin. Sadece eğer misafir olarak kalabilirsin böyle bir dönemde antrenmana çıkayım. Dedi ki tamam sen kal antrenman yap falan biz bakarız. Neyse. Ama onlar bana bu vatandaşlık için çok yardım etti. Yıldırım Bosna'da şey yaptım. Antrenman ama gittikçe zevk almıyorum antrenmandan. Toprak, orada seviye farklı falan. En sonunda hocaya dedim ki hoca ben ayrıldım artık yeter. Kocaeli İstanbulspor maça gittim izledim. İnönü Stadında o zaman oynuyordu İstanbulspor. Sušić'i gördüm. Omerović'i gördüm orada. Tanımıyorum o zaman. Valla ben sana söyleyeyim mi? İzlerken tribünden biraz içimden geldi. Ağlamaya dedim. Vay be ben nasıl bu sahaya çıkamıyorum. Yani böyle bir duruma düştüm. 1,5 sene artık oynamıyorum falan. 90-96. Yani ağlıyorsun çocuk gibi değil. Göz yaşların çıkıyor de var. Öfken de var. Kendini. Doğru. Yani bu durumda artık o gibi, basıma gibi oradan dedim ben gideyim Sušić'e söylediğim tanımıyorum o sorarım yani antrenman alır mısın beni falan. Zaten sormaktan da rahatsız oluyorum. Doğru. O benim sanki aşağılıyorum kendimi yani gurur var diye falan. Neyse en son dedim gideyim nerede antrenman var işte Ataköy'de o zaman İstanbulspor'un tesisi, antrenman tesisi. Gittim oraya. Topladım cesaretimi. Sušić'in önünde duracağım diye falan. Omerović çıktı aslında. Dedi ki hocamız bugün burada değil. Vay dedim gelmem lazım. O gün topladım bütün cesaretimi artık gitti. Yarın gene toplayabilir miyim? Neyse yarınki gün gene geldim. Sordum biraz kısaltayım. Sušić dedi tamam bir yöneticiler izin verirse gelebilirsin falan. Ben sonra Safve Sancaklı'yı aradım. Dedim Adnan abi ara. Adnan Sezgin o zaman İstanbul'a bu sefer geçti. İstanbul Spor'a geçti sportif direktör olarak. İzin versin bize falan. Neyse Safve Sancaklı aradı beni sonra. Dedi ki tamam verildi izin yarın git antrenmana. Ben de gittim orada ama bu sefer hazır olarak gittim. Hazırsın. Ya zaten 3-4 ay kendime özel antrenman yaptırdım. Çimler var. Ben de aç oldum yani o topa, sahalara falan. Var ya o zaman Safi Sušić de iyi durumda. Hep antrenmanda oyunda oynuyor o da. İkinci takımda oyun oynuyor. İlk 11'i seçiyor.
Kalan oyuncular onlara karşı oynuyor. Ben de formda, Sušić formda. Arada ilk 11'de birisi bu tarafa geçiyor. Biz bazen yeniyorduk İlk 11'in falan. O zaman Sergen Sušić falan var mı takımda? Var. Yok, Sergen yok. Oğuz Aykut zaten geldi. Aykut geldi. Gökhan vardı falan. Sergen sonra geldi. 97 sezonda geldi. Neyse, öyle bir durum oldu. Ben de kendimi en sonunda kanıtladım bir şekilde. Kanıtladın. Ertesi de oynamaya başladın. Sušić aradı beni. Dedi ki senin durumun nedir? Dedim benim bonservisim var Sırbistan'da. Ondan sonra eğer alabilirsiniz memnun kalırım. Ama şu anda belki sıkıntılı olabilir. Beni zaten oraya çağırıyorlar. Ben erteleniyorum, sürekli bekliyorum o evraklar çıksın sonra gideyim diye. Sušić de bana o zaman dedi ki şu anda zaman var. Hala 3 yabancı statüsü var. Stopper giderse ben seni alırım diye. Gitme diyor o yarım sezonda. Ben döndüm Sırbistan'da 6 ay oynuyordum. Stopper sonra gitti, beni çağırdı. Bu sefer başladım yabancı statüsünde oynamaya. Zaten 6 ay geçti vatandaşlık aldıktan sonra. Böyle bir duruma geldim ben. İlk geldiğim zaman İstanbulspor'a sezon 97. Başladım oynamaya en sonunda. Zaten Sırbistan'a döndüm de çok iyi oynadım. Yani hem Arzulu hem de orada çok iyi bir hoca vardı. Kızıl Yıldız'ın hocası vardı. Eski Kızıl Yıldız'ın hocası. Şampiyonlar Kupası'nı kazandı. 1991'de. Onun hocasıydı o zaman. Sonra bizim takıma geçti. Neyse, ben Allah'tan çok memnun kaldım orada. Zaten oradaki çalışmalar beni bayağı götürüyordu Türkiye'de. Yani oynarken böyle bir sene falan civarında kendime sağlam hissediyordum falan. Türkiye'ye geldim, İstanbulspor Intertoto Kupa oynamaya başladı. Ben de hemen maçlara katıldım. Patladım yani. Hemen herkes başladı konuşmaya pozitif. O arada ilginç bir olay var. Türkiye'nin Hollanda'ya karşı bir maç milli maç vardı. Yani son maç yani. Ya olacak yani. Kazanmak zorunda. Katılacak o turnuvaya. Yani o maç önemli. Bu sefer beni milli takımı almak istiyorlar o zaman. Türkiye milli takımına. Evet. Ama sonra bu kural çıkıyor işte. Geçen sene Kocaeli, İstanbul, Sarıyer kimse almıyor seni. Bir sene sonra Türkiye milli takımı istiyor. Olay o. Çok ilginç bu. İnanılmaz bir hikayesi. Şimdi Adnan Sezgin geliyor bizim kampa. Diyor ki seni galiba düşünüyorlar milli takımı. Ben sevindim zaten. Ama ortada kural çıktı. Zaten kural vardı, biz bilmiyorduk. Yani farkında olmadık. Neymiş kural? İşte ben U18 milli takımda oynadığım için eski Yugoslavya'da başka bir milli takımda oynamam. Oynayamıyorsun. Oynayamıyorum. Sadece işte dağıldığı için Yugoslavya. Dağılmış ülkelerde hakkım var. Ben de orada oynayamıyorum. Neden? Çünkü zaten o zamanki Sırbistan vatandaşı var. Türk vatandaşı var. Bosna Hersek'te aynı zamanda istedi beni milli takımda. Üçüncü pasaport. Ama üçüncü pasaport mümkün olmadı. Yani orada oynayamadım. Yani oynayamadım. Oynamadı. Çok enteresan. Bir de Türk pasaporttan, Sırbistan pasaporttan vazgeçmek istemedim. Bu sefer benim o bir senelik yabancı statüsünde oynama kuralı indirmeye çalıştılar milli takım için oynamak için. Ha. Yani 9 ay gibi falan öyle bir şey geldi. Çünkü o maç galiba Eylül'de, Ekim'de oynanacaktı falan. 5 yaşa transferim var. Hangi sene? 99'da. 2 gene sene İstanbulspor oynadıktan sonra. 2,5 sene civarı. 2 falan. Nasıl 2 falan? Yani o zaman Cem Uzan takım bıraktı İstanbulspor'u. Satmaya kalktı bütün futbolcuları. Bir kontinjan Galatasaray'a gidecekti. Yani 5-6 kişi. Ben de o kontinjan içindeyim. Zaten o zaman Halil Agic Galatasaray'a gider mi gitmez mi falan. Aynı zamanda yüksek bonservis koydular. Galatasaray'dan gelen teklif zaten o zaman bir kural vardı. Yani %20'si bonservisten kalıyorsan bir takımda %20'si garanti alıyorsun. Galatasaray'dan gelen teklif zaten az paraydı. Çünkü orada farklı bir şey olmuş galiba. Biz sizi bedava veya az parayla vereceğiz. Başka kulüpleri daha yüksek parayla hediye bir şey olmuş. Ben de bana teklif edilen şartları beğenmedim. Öylesine karar verdim. Dedim ben gitmeyeceğim.
Çok basit bir şey. Kalktı herkes ikna etme, saf ve sıcaklı o zaman beni menajerdi. Ben de istiyorum diyor şey oraya gitme falan falan. Neyse ben kendi açımdan böyle bir karar verdim. Gitmeyeceğim. Kalacağım İstanbulspor'da. Öylesine devam edeceğim. Ama bu sefer İstanbulspor artık eskisi gibi güçlü değil. Oyunculardan hemen hemen herkes gitti. Sergen, Oğuz, Aykut. Ha Aykut kaldı. Gökhan kaldı. Nesim gitti. Saffet Aküz gitti falan. Bayağı oyun. Sergen gitti zaten. Ben de sonra orada kaldım. Zayıf takımdı diye söyleyebiliriz böyle. Yani evet. Eskiye göre daha zayıf. Düşük bir kalite olmuş. Başladı böyle. Bir de bu sefer takımın bütçesine yük oldum ben. Ha. O da var. Doğru. O zaman Ziya hocamız var. Konuştum bir iki kere onunla. En sonunda galiba kulüplerden bir karar geldi. Beni satacaklar. Bu sefer Beşiktaş devreye giriyor. Yani biz bir kamptaydık. Mini kamplar var ya böyle 3-4 gün evet. Falan bir ara vardı ikide. İzmir'e gittik. Oradan neyse kaldık. O arada yazılar başladı şeyde. Gazetelerde Ziya Hoca çağırdı beni sordu. Diyor ki Seat bu doğru mu falan. Valla dedim hiçbir şey bilmiyorum. İstanbul'a döndükten sonra şey sorarım Saffet'i durum nedir diye anlatır bana. Zaten biz pazar günü geldik şey İzmir'den şeye İstanbul'a. Pazartesi günü Saffet çağırdı beni. Dedi ki saat gelir misin benim evime biraz konuşalım. Gittim oraya. Beşiktaş seni istiyor gider misin? Valla dedim giderim. Zaten yavaş yavaş orada İstanbulspor'dan dolayı biraz şey oldu. Hem orada güzel bir vakit geçirdik hem de son zamanlarda iyi gitmiyor. Benim de hırslarım vardı yani daha iyi bir takıma gideyim falan öyle. Zaten o zaman bir arada şey düşündüler beni Adana Spor'a göndermeye çünkü orada o zaman kardeş takımlıydık evet. Gibi bir şey. Ben de Çağdaş Bey'le o zaman Çağdaş başkanımız vardı Adana Spor'da. Ben de ona açık söyledim. Benim hedeflerim daha büyük. Öylesine. O da sağ olsun şey anladı benim şeyimi, arzularımı neyse. Saffe dedi gider misin? Gideceğim. Yarınki gün muhabbetler oldu galiba. Konuşmalar oldu. Çarşamba günü ben gittim. Beşiktaş. Yani çok kolay her şey oldu. Yani iki gün içinde her Süleyman şey. Süleyman abim vardı. Süleyman Sebalı Aramitli şey oldu. Başkan. Ben de fazla şey yapmadım. Pazarlık şu yapmadım. Kadar böyle bu kadar vereceksin falan filan. Zaten miktardan memnun kaldık. Yani tekliften memnun kaldık. Öylesine Galatasaray'a gittik. Çarşamba günü ilk şey pardon Beşiktaş'a. İlk gün cumartesi günü Trabzon'a karşı sahaya çıktım. Çıktın nasıl? Yani öyle. Ya iyi oynadım yani. İyi oynadım. Yani iki sene kaldın değil mi Beşiktaş'ta? Şimdi 1,5 sene aslında kaldım resmen olarak. Sonra aslında şimdi federasyona baktığında ben 2002'ye kadar kaldım orada ama değil. Değil. Yani çünkü o zaman gene bir mola yaptım oynamıyordum. Tabii. Yani şey oldu. Resmen olarak 2002'ye kadar. Yani 99-2000 ama yani hava toplarını kimseye bırakmıyordun. Hava toplar bizim özelliğimiz vardı. Yani bu konuda ben hala yakıştıramıyorum kimseye şu ana kadar. Şeyden, benden sonra Türkiye'nin liginde. Ya Türkiye'de senden sonra senin gibi hava hakimiyeti olan oyuncu gelmedi mi? Ben öyle görmedim zaten. Yani sen zaten fazla takip ettin. Ben Türkiye'de yokum bir arada. Şimdi analiz ediyoruz. Şimdi hoca olarak diyelim şey analiz ederken bakıyoruz. Ben de kendimi analiz ettim. Daha iyi şimdi anlıyorum kendimi. Yani herkes diyordu hava toplarda hakimiyeti var. Ama başka bir şey ortaya çıkıyor. Aslında doğru yerleşme yapamıyorsan o zaman o topu da yakalamıyorsun. Yakalayamıyorsun. Ondan doğru sonra zamanlama, doğru timing. Tahminlerin iyi değilse gene yakalamıyorsun. Yani bir süre o son vuruştan evvel bir süre gereken hareketleri var. Evet. Ben aslında hepsini zeminde onu hepsini hazırlamak için çok iyiydim. Doğru. Yani olay o. Zorlandığın oyuncu var mıydı? Bana şey genel olarak hızlı oyuncular sevmiyordum. Ya sevmiyordum zaten değil. O çok hızlı olmadığımız için şey
zorlanıyorduk. Mesela Mukaçi vardı bir şey. Ben İstanbulspor'dayken, o Beşiktaş'taydı. Beşiktaş'tayken oradan bir çok... Zorladı mı? Zorladım. Bir maçta aslında ilk devre çok iyi tutuyordum. Biz ev sahibi olarak Fenerbahçe stadında oynuyorduk. Şey Beşiktaş'a karşı. O zaman Toşrak var. İlk maç sezonun ilk yarısında şey oldu. 0-0 inildi. Çok güzel. Onlar baskı yapıyor. Biz de savunma yapıyoruz falan. Sağlam götürdük işi. Biz ev sahibi olarak saldırman lazım gibi bir şey. Evet. Bu sefer alan arkamızda kalıyor. Gene de götürüyordum işi. Nasıl götürüyordum işi? Amukaçi'ye karşı şöyle bir strateji kullanıyordum. Yani dondurmuyordum onu. Ha dondurmuyordum. Olay döndü, o. Döndü mü geçmiş olsun. Toşak out çizgisinden sürekli bağırıyor bunu. Gel kendi sahasından oradan al topu. Topu al dön. Zaten ben bu kadar bırakamıyorum pozisyonu. Tabii. Dön oradan devam et. Bu da onu galiba anlamıyor. Herhalde fırça yedi sonra şeydi. Şeydi devre arasında. Sonra çıktı birkaç kere aynı şeyi yaptı. Zaten yakalamıyorsun. Yakalayamıyorsun. O döndükten sonra zaten geçmiş olsun. Benim en büyük zor oyunculardan bir tanesi oldu. Belki insanlar şaşırır. Kennedy diye bir forvet vardı şeyde. Ankara Gücü'nde. Evet hatırlıyorum. Sonra da Adana'ya geçti. Kennedy'nin posturu ilginçti. Çok uzun değil, kısa da değil. Yani 1.80 civarında. Ama burada geniş. Omuzlar. Gelemiyorsun. Buradan geçiyorsun. Adam vücut koyuyor. Şey yapamıyorsun. Bacaklar biraz geniş duruyor. Bacaklarla şey koruyor topu sağlam. Ona zorlandın. Ona zorlandım. Neden? Yani böyle bir maç oynadık. İstanbulspor Ankara Gücü. Gene İstanbul'da oynuyorduk. Yani ilk defa oynuyorum ona karşı. Zaten o zaman iyi havadayım. Yani hemen bütün forvetlere karşı iyi oynuyorum. Dedim bu neyse adımı da halledeceğiz bugün falan. Bir bakalım nasıl yapacağız. Tabii ki tespit ediyor. Yani o zaman çok fazla video izleyeceğimiz falan adetimiz yoktu. Yani neyse bir Kennedy var diye duyduk. Hocanın anlattığı bir şey var ya o kadar. Ben de direkt sahada çözmek zorundayım olayı. Denedik buradan, denedik şuradan, denedik baskı toplamıyorum. Zaten 15 dakika geçiyor. Hala toplamadım. O da bir şey yapmıyor ama gene de ben özgüvenimi yavaş yavaş gidiyor. Dedi biz böyle bir kenara onu biraz sokabilirsen bir şekilde arkadan bir gireyim yani böyle kayarak. Biraz korkuttum onu falan. Böyle bir pozisyon geldi. Ben bir hız aldım falan. Ama adam hiç korkmadan böyle bir duruş yaptı. Tak sabitleşti kendini. Ben de sanki duvara çarptım. Şaka yapıyorsun. Yani o kadar güç görmedim yani futbolcularda. Mesela Uçi çok güçlüydü. Bu da ona benzer. Uçi 1.90. Ne oldu maç mesela maç? Biz yendik 3-0. Ama ben sağlam oynamıyorum. Anlatabildim mi? Güveni kazanamıyorum. Çok zorlandı adam. Zorlandı bu adamdan. Zaten sonraki maçlarda ya Ankara Gücü'yle gene oynuyoruz. Ya şimdi Kennedy gelecek. Bak Beşiktaş'a zaten geldim. Birinci, ikinci veya üçüncü maç. Ankara Gücü'nde oynuyoruz. Yine Kennedy. Yine Kennedy dediğim vay be. Bir de sağa kayıyor. Ben ne yapıyordum biliyor musun? Sadece takip edeyim baskı. Hiç denemedim böyle top almayayım falan. Öne çıkayım falan. Çünkü adam bir vücut koyuyor, şey yapıyor. Alamıyorsun. 3-2 yendik. 3-2 yendik. Kurtulduk. Şeyde miydi o maç? Ankara Gücü'nde. Ankara'da. Onlar zaten 2-1 öndeydi. Sonra Ersen Martin mi attı hatırlarsam yani 3. Gol falan. Öyle 3-2 olmuş yani. En böyle rahat tuttuğun oyuncu kimdi santrafor? Yani rahat tuttun mu? Yani bir süre oyuncu var tabii. Zorlanmadın. Bak şimdi. Zevk verici şey oldu Hakan Şukur. Yani zaten Hakan Şukur benim rakibimdi. Ben mesela 96'da kaldım ya şeyde. Hiç oynamadan bütün sene izliyordum. Bu dedim bu adam nasıl gol atıyor bu kadar ya. Yükseliyor orada 5 metreden 10 metreden 7 metreden falan şey oluyor gol atıyor. Sonra bir fark ettim adamın zamanlaması çok iyi. Boyu da var. Rakip oyuncu düşüyor bu hala havada. Havada. Sonra üstünde gidiyor. Demek ki yükselme tekniği çok sağlam. Bir de zamanlama. Ben de aynı şey vardı.
O zaman tahmin olayı şey, biz öyle yarışıyorduk. Kim daha iyi tahmin yaparsa zaten topu yakalayacak. Hakan Şukur'a karşı böyle oynuyordum ben. Sen mi yakalıyordun genelde? Genel olarak ben yakalıyordum çünkü böyle bir şey var. 10 maç içinde adam bir kez gol attı sadece. 10 maçta tuttu, sadece bir tane gol attı. Bir tane gol attı. Hem de nasıl attı ben tutmadım müddetçe. Korneri gitti, kaldı orada. Kolt atakta attı. Evet, gol. Zaten son dakikalarda bir şey oldu. 4-1 yenildiğimiz bir maçta falan öyle bir şey oldu. Yoksa mesela İstanbulspor'dayken bir maç oynuyordum ona karşı. Zaten o maç 2-1 yendik. Gazetede yorumlardan bir tanesi yarınki gün, ertesi gün şey oldu, Halil Agic ders verdi. Topladılar 15-0 hava topları benim lehime. 15 defa hava topuna çıkmış, evet. Hepsini sen almışsın. Evet evet. Vallahi. Olay yok. Fevzi geri pas. Fevzi geri pas. O zaten unutulmaz bir unutulmaz. Hala konuşuluyor. Hala konuşuluyor. Bu kitapta, bu yeni kitapta bir şiir yazdım. Bunu bahsediyorum. Ya şiir de mi? Yani insanlar hala unutmadığını arada bana o şeyi attığını anlatıyorum yani. Peki, bir şey o konu burnumu attığını şey anlatıyorum. Şey dedin mi kendi kendine? Ya keşke çerçeveye değil de biraz daha kenara pas verseydim. Ya da pas vermeseydim de taça atsaydım dedin mi sonra? Şimdi bak, bir süre yorum yapabilirsin o pozisyonda. Durum bu. Arif var, Hakan var. Arif ara pas veriyor, ben yetiştiriyorum. Tabii. Burada bizim Rahim var, Kletsov var, hatırladığım kadar 3 kişi var bizim defanstan, evet. Bir de kalecimiz var. Ama top öyle geliyor ki ancak o yöne topu verebilirim. Doğru. Çünkü Hakan zaten avantajı sağlıyor, ben de kesiyorum topu o anda, böyle bir bana göre hafif veriyorum, tabii. Açıyorum, devam edecek şey, oyun. Doğru. Sonra bir baktım seyircilerin sesinden, dedim ne oldu, bir bakıyoruz top gidiyor ağlara. Top önünden de sekiyor galiba. Sekmiş hafif galiba. Hadi sekmiş olabilir. Başka bir şey de var. Fevzi solak. Fevzi yerleşiyor kendini, sol ayakla vuracak diye. Çünkü top tam şey, sol ayağa gelmiyor. O açıdan evet, sol ayağa gelmiyor. Daha fazla sağa. Ayak. O da yerleşirken belki oradan da kendi şeye yaptı. Ayakta. Yoksa bu tarafta 3 kişi boş. Yani devam edilebilir. Sonra konuşması geçti mi aranızda? Keşke pas vermeseydi. Fazla konuşmuyorduk. Yani kurallara göre hep bazıları bana dedi ki işte yani kalenin çerçeve içerisinde top verilmez. Biz zaten onu biliyoruz ki. Nasıl bilmiyoruz ki ama o anda başka bir o şey anda yapamaz. Farklı düşünüyorsun. Bir an evvel çözmeye çalışıyorsun. Devam doğru. Etmesi zaten özgüvenim de var o zaman. Tabii. Yani bir top vereceğim, ne olacak ki? Orada bir 10 metre mesafe var gibi bir şey. 500 maçta bir olacak bir şey yani. Bir de ilginç bir şey oldu. Bu gol baya etkilendi şey. Etrafı, medyayı falan tabii. Hala bunu gösteriyorlar. Hala gösteriyorlar. Kaç gol olmuş kendi kalemizi? Yani hem Beşiktaş'ta birkaç sezon evvel. Fevzi'nin sonu oldu o gol ya Beşiktaş'ta. Ondan sonra hiç tutturamadı. Ondan sonra hiç iyi oynayamadı. Bak, o sonra zaten herhalde krize girmiş. Evet. Ondan sonra birkaç maçta da benzer hatalar yaptı. Kafayı direğe vurdu falan. İnsanlar bana da yük yaptı. Ama sonra konuşurken diyorlar ki ama senin hatan yok falan. Neyse biz orada takım olarak yani herkesimiz hata olsun diye doğru. Söyleyebiliriz. Yani orada illa Fevzi hata yaptı falan, zaten baskı da yapmadık ona. Öylesine akışına bıraktık o olayı, anlatabildim. Doğru. Ama seneler geçiyor, hala insanlar onu konuşuyor. Bu bir, ikincisi de bazen şaka olarak atıyorlar. Ben her zaman hoş karşılaşmıyorum. Ha, sinirleniyorsun. Neden? Çünkü artık o bitmiş ya. Bitmiş, doğru. Bazılar mesela bir bakıyorsun Instagram'da falan kötü yorumlar yazıyorlar. İşte
bizim hayatımızı kararlaştın bilmem ne falan, o kadar, falan yani, yazıyorlar. O kadar şey yazıyorlar. Ama orada senin suçun yok ya. Ya ben de işte o yukla şimdi sonra ne oldu yani onu bir kere anlatıyordum. Ya o zaman bakıyorsun Barcelona her maçta kalecisine 100 tane pas veriyor ya. Kardeş bir kere başkanla oturuyorduk, bir iftar olmuş şeydi Beşiktaş'ta, konuşuyoruz bu şey konuyu. Ben de Fikret Orman başkanımıza şey diyorum. Yani artık bırakın bu konuşmayı. Başkana da mı kızın? Bu yok, orada yöneticiler var, anlatıyorlar. Abi. Yani herkes anlatıyor. Duyduk zaman bazılar izlemedi ama radyodan tamam. Dinlemiş. Bilmem ne Londra'daymış falan, oradan duymuş. Bazılar Halil Agic duyunca gol attı diye falan zannetmiş, 2-0 oldu tamam. Ha, İyi gidiyor. Aynen. Sonra öğrendiler kendi kalemize gol olmuş falan, üzülüyorlar. Herkes bir hikaye anlatıyor bu konuda. Ben de sonra şey diyorum ki o zaman bir kitap yazalım. Yani fenomen olarak kendi kalemize gol. Yani sosyolojik fenomen olarak. Çünkü o anda bir kitle yıkılıyor kardeş. Doğru. Bir sistem yıkılıyor. Doğru. Beklentileri doğru bir maç, doğru bir maç. Tabii kazansanız yani, şampiyon tamam, olabileceksiniz olsun. Yani şansımız artırırdı. Arttı tabii. Yani illa attı 1-0'da. Çok iyi gidiyordu maç yani. Zaten ben o maçta maçın yıldızı seçildim ya. Tabii tabii. Yani orada şey gazetelerde falan. Tabii. Yani böyle bir maçta şimdi ne oluyor? Oynadığımız 3-4 sezon şey Türkiye'de sanki silinmiş, hep o gol kalıyor insanların kafalarda. Doğru. O bana biraz şey, yara gibi duruyor. Çünkü o 3 sezonda özellikle İstanbulspor'da, bir de Beşiktaş'ın sezonda bağladığım sezon, 3 tane sezon, her sezonda ilk 11'de seçilmiş şey, en iyi evet. Ligin ilk 11'de şey seçildim. Hatta 98-99 sezon için Zaman Gazetesi vardı. Onlar da beni en iyi 4 oyuncu olarak şey ligde seçtiler falan. Demek ki böyle bir verdiğim nasıl diyeceğim yani böyle bir oynadığım bir verdiğim performansın yanında sürekli bir bu gol duruyor. Hep anlatıyorlar yani uzuyor beni. Üzüyor. Olay o. Doğru. Sergen Yalçın teknik direktör oldu. Başarılı olur mu? Sen bir de Sergen'le top oynadın yan yana. Nasıl futbolcuydu? Var mı böyle ilginç, enteresan anın? Çok böyle antrenmanı seven bir kişiliği de yoktu ama inanılmaz yetenekliydi. Şimdi Sergen'i benden tabii ki Türkiye kamuoyunu daha fazla tanır. Ama benim şansım oldu. İşte iki sezon civarında Sergen'le beraber top oynuyorduk. Sergen'in futbolculuğu tartışılmaz yani. Yani o zaten bence en İyi futbolculardan bir tanesi son 20 sene şeyde Türkiye'de, son 30 sene belki yani o kadar takip edebilirdim ben. Hatta o seviyeye gelebilir Hacı Alex gibi falan. Tamam. Şimdi böyle bir yetenek daha fazla yapabilirdi mi? Bence yapabilirdi. Herkes anlatıyor işte öyle antrenmanlara fazla şey önem vermiyordu falan. Neyse bu kadar yaptı. Hala onun golleri şey konuşuluyor. Oyunları konuşuluyor falan. Şimdi de antrenör olmaya çalışıyor. Zaten antrenör olmuş. Yani kaç bu Beşiktaş'a geldi. Kaçıncı kulüp bu? 5. 6. mı? Evet. Belki daha fazla. Demek ki her bayağı çalıştı son 10 sene civarında. Evet. Çalışıyor adam. Efsane olarak Beşiktaş'ta da şans verilmiş. İyi de top oynatıyor. İnşallah kullansın. İyi de top oynuyor. Top oynatıyor. İyi top oynatıyor. Felsefesi sağlam. Sağlam. Acaba bu felsefeyi Beşiktaş kaldırabilir mi? Finans olarak, çünkü daha kaliteli oyuncular lazım. Tabii, Sergen'in oyun tarzı için. Evet, bu oyuna daha iyi oyuncular lazım. Kesinlikle. Şimdi bir üzüntüm var. Tam doğru yerde, tam doğru zamanda gelmedi. Şartlar daha iyi olsaydı, daha iyi olurdu. Gelseydi, o zaman belki onun için daha iyi olurdu, kendini ispatlayabilir ama gene de Beşiktaş ondan belki çok bekliyor çünkü karizması var. Zaten birkaç maç izliyoruz Beşiktaş'ın farklı bir
oyun tarzı var. Önemli olan seyirciye coşturan bir oyun tarzı var. O çok önemli. Sadece gene vurguluyorum, takımın kalitesi daha yüksek olursa o zaman daha iyi olur. Daha iyi olur. Sen 1,5 sene altyapı koordinatörüydün Beşiktaş'ta. Hı-hı. Bakıyorum Rıdvan Erdoğan, Kartal, Egemen Serdar gibi gençler var. Konuşulan, oynatılması gereken ya da A takıma çıkmalı, oynamalı, bu oyunculara şans vermeli diyenler de çoğunlukta. Bu oyunculardan hangilerini beğeniyorsun? Hangileri iş yapabilir? Hangileri katkı sağlayabilir? Tabii ki son 1,5 sene Beşiktaş'ta, son değil yani 5 ay var ayrıldım da. Ama 1,5 sene Beşiktaş'ta görev yaptım. Altyapıya ilgileniyorduk. Genel koordinatör oldum. Şu andaki Beşiktaş'ta malzeme olarak ne varsa iyi biliyorum. Beşiktaş'ta yetenekli futbolcular var. Beşiktaş'ta o yetenekli futbolculara biraz destek daha fazla olmalı. Zaten çok savaşıyorduk. Mücadele ettik orada. Altyapıyı daha fazla önem versin diye konuşuluyordu, veriyoruz. Sahada böyle yansıtmadı. Veriyorlar, vermediler. Yani veriyoruz diye ama aslında gerçek anlamında vermediler. Bu bir gerçek. Gerçek. Çünkü Beşiktaş'ta altıda yapıdaki bulunan şartlar, çalışma şartları çok geri. Kötü. Yani gereken standartlara altında bayağı. Altında. Neyse, projeler vardı, konuşuluyordu. Nevzat Demir'in yanında yapılacak tesis falan hala o proje bildiğim kadar başlanmış. Ama gene de Beşiktaş'ta bulunuyordu yetenekli futbolcular. Mesela ben ilk geldiğim zaman 17 futbolcu civarında milli takımlara gidiyordu. Altı yapıdan toplam farklı kuşaklardan. Bıraktım da 30 civarında. İki katı arttırdınız. Evet. Yani çalışmalar fena değil. İmkanlar daha sağlam oluyorsa, iyi olursa bence sonuçlar daha fazla. Sonuçlar dediğim zaman demek ki daha fazla oyuncu A takımın seviyesini yükseltebilir kendi performansı. Doğru. Ha şu anda takip ettiğim kadar Erdoğan stopperimiz, Rıdvan sol bek, Kartal Kaya orta saha oyuncu. Onlar üçü kadroda bulunuyor arada. Evet. Öbürler etrafında şansı bekliyor. Şeyimiz var, kalecimiz var. Şimdi Ersin kalecimiz var. O da yetenekli. Milli takımda zaten listede falan. Bunlar en yakın A takımda şu anda. Oğuzhan forvetimiz vardı. İstanbulspor'a gitti. Oradan fazla şans verilmiyor. Çok önemli bu dönemde. Mesela bu oyuncuların çok önemli oynamasını. Bir oyuncu, bu da benim şimdi tavsiyem. Yani bir oyuncu Beşiktaş'tan gidecek diyelim. Bir sezon, iki sezon başka bir takımda oynayacak. Oynayabilecek yere gitmeli. Mesela Fatih Aksoy gitti, Rıza Çalım oynatıyor, şampiyonluğu oynuyor Sivasspor. Olay o. Evet. Hoca tarafından destek verilecek. Doğru. Verilmiyorsa Fatih zaten... Aksoy'un önünü açtı. 5 yaşın oyuncusu mesela. Ha, çünkü bu da şu anda mesela senelerce altı yapıdan çıkmıyor oyuncular. Böyle bir sürekli bu problem var Türkiye'de şu anda. Egemen var. Genç Serdar. İyi oyuncular mı? Egemen mesela benim analiz ettiğim çok yetenekli, bir de ileride ben ondan en fazlasını da bekliyorum. Ha, çok iyi şeyler bekliyorsun. Çocuk şu anda U16'da oynuyor. Milli takımda sürekli çağrılıyor. Benim tarafımdan pozitif not nedir? Birkaç mevkide verimli olabilir. Olabilir. Oyunu anlıyor. Özellikle yan toplarda, yan hava toplarında çok etkili. Çok etkili. Çünkü bir stopper, bir defans oyuncu için yan toplar çok önemli. Çok önemli. Zaten şu anda bakıyoruz Beşiktaş mesela. Şimdi Beşiktaş konuşuyoruz. Yan toplardan bayağı kriz yaşıyor. Evet. Vida'yı beğeniyor musun, Vida'yı? Ya Vida gereken performansı da değil bence. Değil.
Yani öyle diyebilirim. Yani illa beğenmiyorsun, beğenmiyorum. Yani belki daha iyisini yapabilir. Yani daha iyisini yapması lazım. Kendi statüsüne göre daha fazla vermesi lazım takıma. Karius'u sormuyorum zaten. Ya zaten Karius'un sıkıntılar var. Yani analiz yaparsak bir sürü hata. Çünkü zaten yansıtıyor. Bakın ligi bakarsınız şu anda. Durum nedir? Trabzon, Galatasaray, Sivas, Başakşehir. Bak Başakşehir, Sivas sonra ben diyeceğim. Yani Trabzon'da ben bir arada yorum yapıyordum. Bu Trabzon geçen sezonda aslında bence birinci olabilirdi. Geçen sezonda. Evet. Ben de biraz yorum yapıyordum. Takım iyi yönetilmiyor. Yönetilmiyor. İstikrar göstermiyor maç boyunca 90 dakikada. Yarım saat süper oynuyor sonra düşüyor. O da hocalığa bağlı. Doğru. Bu bir. Başakşehir şimdi Trabzon farklı. İstikrar gösteriyor. Bir de tabii ki bireysel kaliteler var. İşte o Ekuban, işte bu forvet Norveçli. Charlotte falan. Sosa. Zaten Sosa yönetiyor sağlam şekilde. Mikel var, Endiaya var. Çok iyi takım yani. İyi takım yani. Bir de artık takım haline geldiler. İyi oynuyorlar. Evet. Bu bir. Başakşehir diyelim. Başakşehir tamamen takımın oynaması gereken şeyler oynuyor. Yani, İşlerin en doğru oyunu Başakşehir yani oynuyor. Çünkü orada bütün mevkilerde gereken oyuncu profili var. Doğru. Zaten Okan Buruk da biraz onu da ışık görüyorum. Doğru. Onda bir ışık görüyorum. İlla bahsediyorlar Abdullah Avcı hocamız yerleşti falan. Yerleşti tamam ama Okan Buruk'un da burada parmağı var. Galatasaray artık defansta çok sağlam oynuyor. Galatasaray'ın problemleri var. Yaşlı oyuncular falan. Ama olgun oynuyorlar. Özellikle iki stoper kaleci arasında çok sağlam uyum var. Galatasaray en az gol yiyen takımdır ligde. Galatasaray'ın eksiği nedir? Forvet transfer politikasında biraz yanlış yaptılar. Sıkıntı yaşıyorlar orada ama bu Falcao uyanırsa Galatasaray bence rahat kazanır. Gider birinci olabilir bu sezonda. Olur. Ha. Sivas var, dördüncü diyelim. Sivas mücadele ediyor ama hak konusunda her zaman değil. Kendi sahasında daha fazla zorlanıyor. Deplasmanda daha kolay oynuyor. Çünkü evet. Defansiften daha iyi gidiyor ataklara. Kendi sahasında zor da kalıyor Önde kuruyor savunmayı. O zaman sıkıntı oluyor. Çünkü öbür takımlar diyelim ki Fener zaten artık düştü bence. Beşiktaş Sergen'le biraz hava yakaladı ama çok geri kaldı puan olarak. Bir de orada Alanya var. Orada çok ciddi bir görmüyorum. O da belki düşer şeyden. Son iki soru. Scala'yı soracağım sana. Nevio Scala. Nevio Scala iyi hocaydı ya. Nevio Scala o zaman zaten biz ön elemeler vardı o zaman Şampiyonlar Ligi'nde. Çok iyi çıkarıyorduk maçları. Doğru. Levski'ye karşı Sofya'da özellikle bir maçında süper oynadık. Ondan sonra Lokomotiv Moskva'yı perişan ettik. Nihat çok iyi 3-0, 3-1 evet. Yani böyle deplasmanda 6-1 toplam. Sonraki sezonlarda zaten Lokomotiv ön plana çıkmış Rusya takımlardan. Yani biz o zaman iyi bir takım olduk. Erken form tuttuk. Oradan o sakatlıklar başladı ya. Evet. O zaman takım düştü. Yoksa Scala'nın hocalığı ben tartışmam. Scala hocamız iyi diyor o zaman. Sen sakatlandın, Karan sakatlandı, bir sürü oyuncu sakatlandı. Yani sakatlandı. Tek ben değilim yani biz ikimiz değil sadece. Munç sakatlandı, sol bek Mehmet sakatlanıyordu. Yani o takım şampiyon olabilirdi ama. Bence olabilirdi. Olabilirdi. Her ama Fule zemini çok sakatlıyordu oyuncuları. Ya o zaman şartlar farklıydı ya. Sahalar farklıydı. Yani şu andaki mesela şartlar varsa çok farklı olabilirdi. Farklı. İbro, soracağım sana bir de. Pascal Numa. Pascal Numa bir hava getirmiş o zaman Beşiktaş'ta. Tabii ki sonra etkileyiciydi forvet olarak. Ama Pascal Numa zor adamdı.
futbolculuğu bakıyorduk yani. Daha iyi futbolcular da gördük o şey. Gene iyi seviyede olan bir tanesi. Ama onun ilginç tarafları var işte, davranış gazetecilere karşı her gün bir farklı bir böyle humoristik bir sahne yaşıyoruz orada falan. Neyse, benim hatırladığım bir sahne kaldı şeyde, beynimde. Duvara işeme mi? Bir yağmur oldu. Duvara işe de gitti. Öyle değil mi, hatırlıyorsun? Yok bak şimdi şey, yağmur oluyor. Adam o zaman moda şey gösteriyor sürekli, aynı renk veya uyumlu renk falan, öyle bir şey. Ama bir yağmur oldu. Adam bir sarı kaban giymiş. Genel olarak bir nedir bu pantolonun bir tane şey tarafı böyle çekilmiş yukarıya kadar. Çıplak oldu burada. Burası değil. Bir de dalış için evet. Şey, onu takmıştı. Takmış şey, dalış gözlükleri takmış. Evet, evet. Yani böyle tek tek değil, öyle böyle gibi. Bu kadar büyük. O ama, yani adam ilginç, öylesine geldi, bunlar herkes geldi böyle çekmeye. Ama bir şey fotoğrafları. O onu çok iyi yakaladı. Şimdi yani, yaptıkça gazeteler, televizyonlar çekiyordu, yayınlıyordu. Yayınlandıkça havaya girdi, daha da farklı kıyafetler. Mesela bir gün İşte scooter'la geliyordu, bir gün motorla geliyordu, bir gün ilginç kıyafetle geliyordu. İşte enteresan gidiyordu, duvara işiyordu. Bak ben sana söyleyeyim, o zamanki bizim takımda, o zamanki grup ilginç gruptu yani. İlginç. Herkes bir ağırlığı vardı yani, kendi ağırlığı vardı. Mehmet Şifo zaten bahsedilmez yani, adam kaptan lider. Kaç tane şampiyonluğu görmüş lider, 13 sene şey Beşiktaş'ta, 14 sene. Ahmet Dursun zirvede. Evet. Atıyor, her maçta atıyor. Evet. Burada neyse, ben kendi şey imajlı böyle bu da var. Ben geldikten sonra Beşiktaş'ın defansı şey daha sağlam oynama var. Bir arada en az gol yiyen, Galatasaray maçına kadar en az gol yiyen defans olduk. Evet. Yani bayağı şey oldu. Benim de imajım var işte, o bantlar takıyordum. Tabii. Uzun pantolar, deri pantolar, kızılderili kıyafetler. Yani kıyafetler falan. Medya ne olduğunu biz o zaman anlıyorduk. Tabi. Pascal Numa da farklı şekilde belki daha atraktif oldu bizden. Önemli değil ama şey olmuş. Yani Beşiktaş'ta bir havası vardı. Vardı. Medya için yani çekici insanlar vardı. Vardı. Bir de eskiden mesela Otello Valle falan vardı ya. Evet. Afrika'dan gelen oyuncular böyle hemen dalga geçiyorlardı. Bu sefer bizim tarafımızdan röportaj verdiğimiz zaman veya şey, aslında olgun konuşuyorduk. Doğru. Yani bizim gruptan böyle bir dalga geçebileceğin bir oyuncu yoktu. Yoktu. Yani şey, o çok önemli. Benim sadece bir arada bir kızgınlığım vardı şeyde. Sen çok röportaj vermiyordun. Ya öyle bir şey oldu. Zaten veriyordum bir arada. Sonra kamptan sonra Orhan Yıldırım'a biraz kızdık. Bir röportajdan sonra bir şey ekledi. Ha, ekledi. Ekledi, ne ekledi? Şampiyon olursak ben saçımı kestireceğim dedi. Ya öyle bir şey demedin ama. Hiç demedim. Zaten sonra ona dedim arkadaşlar, zaten hatırladığım kadar bir sahne var. Gazeteciler, ben karşıda diyorum ki bundan dolayı size de şey artık şey yapamıyoruz. Ben mesela sana 10 defa teklif etmiş, hiç röportaj yapmamıştım ben. Yok öyle bir şey oldu. Sen ilk röportajın bu. Ha öyle mi? Tamam. İlk her zaman ilki var. Evet, ilk her. Teşekkür ederim. Neyse, sana da teşekkürler. Bak kaç sene sonra işte geçti, aradığın için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Eline sağlık, güzel ayağına sohbet sağlık, oldu. Ağzına sağlık. Neler hatırladık yani. Yani evet. Kalıyor bir yerde, hatırlamıyorsun. Kitaplar için hayırlı çıkıyor. Olsun. Teşekkürler. Bol satışlar zaten, farklıydı. Ya satışta değil bu. Olsun, önemli. Veriyoruz. Ben hayır. Yani ben de alırım, ben de okurum. Durumumuz bu. Teşekkürler, sağ olun. İyi yanılar. Sevgili seyirciler, Halil'le işte yaptığımız röportajın sonuna geldik. Efsaneler ve hikayeler gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla devam edecek. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.